Herkese günaydın. Önce kapatma. Kapat. Evet, kapatmayayım, açayım. Bak ki. Kızım olurum. Hasta. Bak. Evet, hasta. Kızım bak. Öyle. Bugün okula gitmedi. Dün gece onda ateşi vardı. Midesi kötüydü. Anne. Tutay'ın da ateşi vardı. Gece boyu acıyor, acıyor. Kafam acıyor diye ağladı. Bak 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 anne. Anne bak. Birazcık da ateşleri var. Gece yıkamıştım. Daha yıkayacağım anne, bugün. Hadi size kahvaltı hazırlayayım. Ben sonra ilaçlarınızı içireyim, tamam mı? Dün gece neredeyse inanır mısınız? Hiç uyumadık. Ne Emrah ne ben. Kutay zaten burnu acayip tıkalıydı. İşte başı ağrıyor. İlaçlarını da içirdik ama o da hemen etki etmedi tabii. Neyse uykuya dalıyor. Yatakta böyle yürürken sağa sola dönersiniz ya. Hemencik uyanıyor. Kutay normalde de öyle. Çıta kalkar. O yüzden mecburen Emrah içeriye gitti. Kutay rahatça yatsın diye. Orada yattı. Ben de burada bilgisayarım var. Normalde salonda editim yaparım. Emrah orada yatıyor diye bende zaten uyku kalmadı. Moralim bozuk, ikisi de kötü. Bir kulağımda kulaklık, bir kulağım çocuklarda. Edit yapmaya çalıştım ama akıl başka yerde olunca insan ne iş yaparsa yapsın yani verimli bir iş çıkmıyor ortaya gerçekten. Ben şimdi kahvaltıyı hazırlayacağım. Çocuklara ne hazırlasam? En sevdikleri şey patates kızartması. Güzel kahvaltı yapsınlar. İlaçlarını güzelce içsinler. Sonra dediğim gibi bir duş daha aldıracağım. Böyle. Ay onlar sağlıklı olsun da hep söylüyorum. Birçok anneden de duyarsınız zaten. Uykusuz da kalmaya razıyım. Bütün yaramazlıklarına razıyım. Şimdi güzelce yiyeceğiz. Canım şöyle istedi. Biber, domates birazcık sotelendi. Sarımsak mis gibi geliyor. Kızımın tabağı bu. Peynirimi falan buradan alırım dedim. Diğeri de oğlumun tabağı. Bisküvi de koyacağım. Artık zaten alıştınız benim kahvaltı sofralarımda bisküvi görmeye. Çaya batırıp tatlı niyetine yemeyi seviyorum açıkçası bisküviyi ben. Çocuklara da biraz süt ısıtıyorum. Ben de çay içeceğim. Sonra güzelce bir kahvaltı yapacağız. Nerede bilin bakalım. Küçük sehpada tabii.
temizledim güzelce. Ya bu arada bu kullandığım şeyi çok seviyorum ben. Bu Froşu olsun, Viking'i olsun. Gerçekten çok memnunum. Önceden beni biliyorsunuzdur. Önce bir yağ çözle temizler. Sonra bir cam sil sıkardım parlatmak için. Hiç gerek yok yani. Üstünü peçeteyle kuruladım ama yani hiç kurulamasanız da sorun yok. Ne oldu anne? Beraber kitap okuyalım. Olur. Zaten işimi bitirdim. Kızım. Oh. Beraber kitap okuyacakmışız. Yine dağılmış burası. Normalde bugün benim temizlik günüm ama yapmayacağım. Çocuklar zaten hep ilgi bekler ama hastayken ekstra ilgi beklediklerini biliyorum. Burnun akmış. Burnunu sil anneciğim. Onlarla ilgilenmek yerine temizlik tabii ki de yapmayacağım yani. Çok istiyorum. Çok istiyorsun da burnun akmış. Hadi peçete getir, silelim burnunu. Hadi kuzum. Orada, evet. Orada anneciğim. Kızım da şu masal kitabını çok seviyor. Onu okuyacağız. Evet, kakalı olan. Yok mu orada? Atmış mıyım? Dur şunu vereyim. Oğlum gel burnunu silelim anneciğim. Gel. Sen sileceksin. İyi güzel sil, tamam mı? Benim oğlum. Hadi güzel sil kuzum. Böyle mi sildin? Böyle sildin. Banyo yapmak hiç istemiyor. Banyo yapalım mı anneciğim? Evet. Hadi gidelim banyo yapalım anneciğim. İstemiyorum. Hadi istemiyorum deme annem. İstemiyorum. İstemiyor ama baktım şey vücut ısısı falan da iyi ikisinin de. Zorlamayacağım. Bakayım akşamüstü yıkarım. Zaten dedim ya gece yıkadık. İkisini de havluları hatta peteğin üstündeydi. Bir de şeye inanırım ben. Bilmiyorum öyle misiniz? Ben mesela böyle hasta olduğum zamanlar sık banyo yaptığımda sanki her banyomdan sonra hastalığımı biraz daha atlatmış gibi hissediyorum. Biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Çocuklar da öyle olduğunu düşünüyorum nedense. O yüzden günde birkaç sefer tabii ki de ateşi yoksa yıkamıyorum ama hani her gün bir kere yıkamaya çalışıyorum hastalıkları boyunca. Ve iyi geldiğini düşünüyorum, bilmiyorum. Tabii o süreçte evi sıcak tutmak, çocukları iyi giydirmek falan da önemli. Okuyalım kuzum kitap. Hangi masal okuyacaksın yavrum? Bez Bebek. Bez Bebek. Bez Bebek mi diye bir dizi vardı sanki. Sen daha var mıydın? Yoktan herhalde. Evet, bir sürü masalı var. Derim bunu okumayı çok sevdi. Diğer serisine de alırız. Belki bu kitabın fiyatını soran olur. Arkadaşlar yalan olmasın da ben nedense 9.90 mı 14.90 mı ikisinden birini hatırlıyorum en son baktığımda bu kitaplara. Şimdi bildiğiniz 20 lira bu kitap. Yani o zaman eminim sanki ya 20 lira olmadığına bu kitabın. Neyse içinde epeyce masal var. Bunu bitirince bir tane daha alacağım ben güzel kızıma. Burada Haydi daha değil. Evet. Aa, bizim zamanımızdaki Haydi'yi bir görseydin anneciğim. Şimdiki Haydi'den daha sevimliydi valla. Oğlum neredesin annem? Baba, o ne kuzum? Baba, ne? Ama o ablanın. Baba. İmdat. İmdat deme o ablanın ama. Ama öyle mi? Abla almasın senden. Seninkini getireyim mi? Aa, o. Senin mi o? Bak, bak aynısı. Gördün mü? Sar. Nasıl buldu? Ben bulamadım sen. Buldu sar. Buldum sağ ol. Efendim? Bilemedim anneciğim. Ben de bulamadım biliyor musun? Ver oğlum. Kalem. Anneciğim sen bunu çaktırmadan yine sakla. Bu ne ya? Oh, kurban olurum iyi yaşa. İyi yaşa. Hadi gidelim kitap okuyalım. Anneciğim sen okumaya başla ben burayı bir toparlayayım tamam mı annem? Ondan sonra yapalım. Buradan yardım et bana. Hadi bebeğim. Etmeyecek misin? Bekliyorum.
arkadaşlar. Kutuyu yatıralı bir yarım saat falan oldu. Hemen cama açtım onu yatırır yatırmaz biraz hava alsın diye, biliyorsunuz yani hastalık olan ev daha çok havalandırmak istiyor. Kutay uyanınca da o odayı açarım. Burayı kapatınca kızım da uzandı biraz. O da yatıyor ama uyumuyor. Öyle o şekerleme gibi biraz keyif yapıyor, dinleniyor. Ben de ne yapıyordum? Sudoku yaptım. Bu da öyle iyi güzel geldi ki iyi ki almışım yani. Emrah aradı. Akşama muhtemelen acıkmam dedi. Acıkırsam da çorba falan içerim dedi. O yüzden hani kendinize göre ne yapacaksan ona göre bir şey hazırla dedi. Bilmiyorum ben de ne yapsam ne pişirsem. Hiç aklımda da bir şey yok. Neyse artık akşam ne yapacağıma bakacağım. Kutay uyanınca da çorba var. Tavuk suyuna çorba geçen story'de paylaşmıştım. Geçen dediğimde 10 gün oldu mu? Derin'in en sevdiği çorba. Hatta Derin çorbası diye adını değiştirdi. Bunu çok önceki vloglarımın birinde de demiş olmam gerekiyor. İçi patates, havuç, sarımsak, soğan, oluyor. Kışın tabii değişiyor. İçinde pırasa, ıspanak doğradığımda oluyor. Böyle bir çorba yapıyorum ben ki bizim evde genelde bir hastalık başlangıcı dahi olsa hemen yaptığım çorbadır o. Et suyuyla da yaparım ama bizim evde et suyuyla yapılan şeyler pek nedense sevilmiyor. Bir daha ondan yaptım yani. Şu iki haftada bu ikinci ya da üçüncü yapışım o çorbayı. Derin çok ama çok seviyor. Kutay Derin kadar yemiyor. Azıcık içine limon sıkıp o çorbayı yedireceğim. Derinim de yiyecek o çorbadan yine. Evet. Ne? Kutay uyandı. Kızım biraz takılıyorlar. Çorba mı istiyorsun? Çorba. Tamam, çorba getireyim anneciğim. Derin tam Kutay uyanacağı zaman anne tabletle oynayayım mı dedi. Çocuğum tableti aldı. 10 dakika sonra falan Kutay uyandı. Biraz da öyle ben yemeği hazırlayana kadar oynarlar. Kutay maşallah diyeyim 3 saat uyudu. Normalde hasta olmasaydı bu kadar çok uzun uyumuyor. Hani uyusaydı da ben kendim uyandırırdım. Çünkü öbür türlü yatma saatinde de yatmazdı ve gece iyi uyumazdı ki normalde de pek gece uykusunu seven bir çocuk değil. Ama bu sefer tabii ki delemedim. Çünkü kesinlikle uykuya çok ihtiyacı vardı bünyesinin. Gece boyu uyumadı. Yerim. Çorap giydiriyorum. İkisi de çorapları çıkarıyor. Normalde de ayaklara ateş atan iki çocuğum var benim ve hasta oldukları için daha da sıcak ayaklarının altı. Anne. Giymiyorlar. Anneciğim. Oh, kurban olayım. Allah'ım bu terliği giydirme şeklimiz. İyi ki birkaç kere böyle yattığı yerden terliği giydirdim. Sanıyor ki bu terlik hep böyle giyiliyor. Anneciğim bu ayakta da giyiliyor biliyor musun? Ayak giyiliyor. Ben sana bir terlik alayım diyorum ama senin ayağında durdurmazsın. Şöyle küçük bir panduf alalım sana bot gibi olmayanlardan. Olur mu? Olur. Olursa okey o zaman. Çorbayı ısıtayım ben tamam mı? Hay Allah'ım. Çocukların çorbasını şöyle ısıttım. Çok bir işlem gerektiren bir çorba değil eminim. Çoğunuz da zaten yapıyorsunuzdur ama Instagram'da paylaştığımda tarifini de bize çeker misin diyen arkadaşlar çok olduğu için o yüzden bir dahaki yaptığımda söz çekeceğim arkadaşlar. Şu muzun yarısında Kutay uyurken Derin yemişti. Bu arada Derin biraz yemişti çorbadan Kutay uyurken. Şimdi onu ısıtırken anne ben bir daha yiyeceğim dedi. Şöyle limon sıkacağım. Kutay'a çok sıkmayacağım ama yine de birazcık sıkayım. Sonra da yeniden ilaçlarını vereceğim ikisine de. Derin çorbasını bitirdi ama Kutay doğru dürüst sabah da zaten yemedi ki patates kızartmasına bayılırdı. Onu bile doğru dürüst yemedi. Çorbayı da yine aynı şekilde en sevdiği ne varsa bile öğrerek yiyor. Yapacak bir şey yok. Biraz mideleri otursun ilaçlarını vereceğim. Sonra Derin şey istedi, kruvasan istedi. Göstereyim onu size. Emrah almış bunu da. Hep alışveriş yaptığımız markete yeni gelmiş herhalde şu ununun. Ben hiç sevmem biliyor musunuz kurvasan falan bu tarz şeyleri.
Ama derin istediği, bilmiyorum kutayda yer mi? Tek tek koymuşlar. O da güzel. Öbür türlü poşetli olmasa bayatlar. Kurur bunlar. Gördü bile. Bak 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 bak. Dikkat et kuzum. Ne? Bu paket. Onu mu getireyim? Bu paket. Onu getireyim. Al bunu da ablaya ver o zaman. Madem yiyeceksiniz. Hı? Şubat'tan neyi de getirmiş buraya. Evet arkadaşlar. Biz yemeğimizi bir yarım saat önce falan yedik. Üçümüz. Emrah henüz gelmedi. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.